Çocuk yaşta evlenmiş ve eşleri hüküm giyenlerin yararlanması için geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelen önergeye bir tepki de Edirne'den geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Gençlik Kolları Başkanlığı, söz konusu suçtan mağduru ile failin evlenmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin önergeye karşı imza kampanyası başlattı. Partinin gençlik kolları üyeleri tarafından kentin trafiğe kapalı caddesi Saraçlar'da stand kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Gençlik Kolları Başkanı Kutay Özköse, toplanan imzaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceğini ifade ederek şöyle dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Gençlik Kolları olarak çıkartılmak istenen tecavüzcüler ve çocuk istismarcıları ile ilgili yasayı karşı gelmek açısından bugün burada bir imza kampanyası düzenliyoruz. Yani söylenecek çok kelime yok aslında bu konuyla ilgili. Tecavüzcüleri ve çocuk istismarcılarının işlerini zorlaştırmak için değil, daha da kolaylaştırmak için çıkan bir yasadır bu. Tecavüzcüler bitmeyecektir ama bitirmemiz gerekmektedir. Bunları arttırmamamız gerekmektedir. Burada mağdur olan çocuklarımızdır, gençlerimizdir. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar aslında. Önceliğimiz bu olmalı. Çocuklarımız yani 60 yaşında bir insanın 10 yaşında bir çocuğa tecavüz ettikten sonra o çocuğun psikolojisi, evlendikten sonra o çocuğun o kişiyle yaşamı nasıl olabilir? Yani bu toplum nasıl huzurlu olabilir? Nasıl refah içinde olabilir? Önce bunları aşmamız gerekiyor. Kampanyaya imza atarak destek veren kadınlar da yasanın çıkmasına karşı olduklarını ifade etti. Çok üzüldüm tabii. Her şeylerini yapıyorlarmış, düğünlerini vesairelerini yapıyorlarmış. Çocuk gelinler, çocuk damatlar. Sonra büyük bir belirsizlik oluyor. Ailelerin de bu tarz düşünüşüne çok şaşırıyorum. Hiçbir mentalite yok, mantık yok. Anlayamadım yani neden böyle bir şeye gerek duyuldu anlayamadım ben. Kesinlikle biz evlenmek istemiyoruz. Görüyorum tabii ki. Güzel günler görmek istiyoruz. Acı şeyler yaşamak istemiyoruz. İmza kampanyası ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi İlçe Başkanı Fevziye Kirezci, İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Merkezi İlçe Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzel de birer açıklama yaptı. Kadınlar olarak hiçbir şekilde bir kere onaylamıyoruz. Böyle bir yasa yok, böyle bir gerekçe yok. Küçük yaşta evliliğin önünü açacak. Koca koca adamlar gencecik küçücük çocuk dediğimiz yaşlardaki belki ortaokul liseye giden çocuklarımızla evlenecek. Biz bunların hiçbirini onaylamadık bugüne kadar. Bugünden sonra da asla onaylamayacağız zaten. Ortadan kaldırılmış bu durumu tekrar çok eskiye, eski döneme tekrar bizi geri döndürüyorlar. Biz hayırdır arkadaşlar diyoruz onlara. Hayırdır ne oluyor ama kadınlardan böyle bir müsaade alamayacaklar. Bunu bilsinler yeter. Hani çok duygularım bu konuda çünkü hepimizin evlatları var. Düşünün bir kız çocuğuna 3 kişi tecavüz ettiğini düşünün. Üçünden hangisi evlendirecek veya evli? Evliyi boşayıp da tekrar evlendirecek mi? Böylece kınıyorum. Hani olmaması gereken. Biz sonuna kadar bu şehir arkasındayız. Asla yol vermeyeceğiz. Gördük ki gene başa döndük. Hatta bu sefer en kötüsüne gittik. Yıllardır bakın sadece bu iş cinsel istismar ya da tecavüzle alakalı değil. Yıllardır bütün kurumların yapmış olduğu erken yaştaki evliliklerle ilgili eğitim çalışmalarını dahi bitirdi. Çünkü bazı toplumlarda ya da bazı kesimlerde eğitimle ya da sözle anlatamıyoruz biz bunları. Caydırıcı tedbirler işte dediğimiz o hapis cezaları vardı. Ve bugün o hapis cezası elimizden gittiği için erken yaşta evliliklere de sil başa döndük. Diğer taraftan niye durup durup geri dönüyoruz bilmiyoruz. Bu yasa 2001'de anayasamızdan çıkmış. 2004'te de uyum yasasıyla birlikte tamamen anayasadan yok olmuş. Niye geri dönüyoruz? Birileri niye bu kadar rahatsız oluyor? Birileri niye bu kadar kadının üstünden, çocuğun üstünden siyaset yapıyor? Siyaset yapabilecekleri çok alan var. Lütfen gitsinler, ekonomiye baksınlar, dış ilişkilere baksınlar. Kadının ve çocuğun üstünden siyaset yapmasınlar. Artık bizim canımızı yakıyorlar.